Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Zelkova, kara ağaçgiller yani Ulmaceae ailesine ait, milyonlarca yıldır yeryüzünde var olan, fosil kayıtlarına göre Kretas döneminde ortaya çıktığı belirlenen ve dinozorlarla bir arada yaşamış bir ağaç ailesidir. Zelkova türlerinin kökeni Çin, Japonya, Kore ve Tayvan'a dayanır. 6 alt türü vardır ve farklı iklimlere uyum sağlamış birçok kültür çeşidi üretilmiştir. Zelkova ağaçları genellikle şehir yaşamına uygun, hava kirliliğine ve hastalıklara dayanıklı, güçlü bir kök sistemine sahip asil görünümlü ağaçlar olarak cadde ve parkları süslerler. 35 metreye kadar boy yapabilen zelkova, vazo biçimli, düzgün ve geniş bir taç oluşturan, benekli ve yer yer soyulan gövde kabuğu desenine ayırt edilebilen bir ağaçtır. Zelkova, şehir havasını temizleyen, toprak kaybını engelleyen ve çeşitli canlı türlerine yuva ve yiyecek sağlayan bir ağaç türüdür. Ağaç, geniş tacıyla yarattığı gölge sayesinde şehrin sıcak yaz döneminde aşırı ısınmasını da engeller. Bu özellikleriyle zelkova ideal bir alley ve gölge ağacıdır. Aileyi temsil eden türü Japon zelkovası adıyla bilinen ve en tanınmış türü olan zelkova serratadır. Onu ve gürgen yapraklı zelkova ya da Kafkas zelkovasını yani zelkova carpinifolia'yı pek çok botanik bahçesinde de görebilirsiniz. Zelkova adı da Kafkasya kökenlidir. Gürcüce dilinde zelikva, taş sütun anlamına gelir ve ağacın ismi buradan türetilmiştir. Ağacın düz ve sert odunu geçmişte sütun olarak kullanıldığı için ona bu ismin verilmiş olduğu düşünülmektedir. Zelkova her ne kadar dayanıklı bir ağaç olsa da bazı alt türleri habitat kaybı, ağaç kesimi ve istilacı türler nedeniyle tehlikeye girmiştir. Ağacı ve yarattığı ekosistemi korumak adına başlatılan koruma faaliyetleri halen devam etmektedir. Girit'e özgü endemik zelkova türü Zelkova abelisea, kuzeye bakan yamaçları ve kayalık nehir yataklarını süsleyen güzel bir orman ağacıdır. Hayvancılık, yangınlar, yerleşime açılan araziler ve susuzluk nedeniyle bu tür günümüzde tehlike altındadır. Zelkova ailesinin en son keşfedilen üyesi Sicilya zelkovası olarak bilinen ve 1991 yılında keşfedilen çalı formundaki Zelkova sicula'dır. O da tür tehlikede olan bir başka zelkova türüdür. Yürümeye karşı dayanıklı ve sert odunu oldukça değerli olan zelkova, tarih boyunca mobilya, dolap ve tekne üretiminde kullanılmıştır. Zelkova odunu için üretildiği kadar süs ağacı olarak da yetiştirilir. En küçük yapraklı Japon zelkovası türünü bonsai formunda saksı süs bitkisi olarak da görebilirsiniz. Japonya'da keyaki adıyla tanınan ağaç, zamana karşı dayanıklılık, huzur ve doğayla uyumu simgelediği için geleneksel Japon tapınaklarının bahçelerinde süsler. Bir Japon dini olan Shinto'ya göre zelkova ağaçları, doğa ruhları olan kamilerin yaşadığı ya da bir araya toplandığı ağaçlardandır. Japonya'da ağacın odunundan wadaiko adı verilen geleneksel bir vurmalı çalgı da üretilir. Bir Japon sanatı olan tahta baskı sanatında zelkova, Hiroshige ve Hokusai gibi ünlü sanatçılar tarafından pek çok defa resmedilmiştir. Japon peyzaj ve mimarisinin huzur veren ögelerini içeren bu eserlerde durmak ve tapınakların çevresine zelkova ağaçlarına da yer verilmiştir. Ağacın mevsimsel döngüsü Japon şiir sanatını da etkilemiş ve zelkova, doğa, hayatın geçiciliği ve insan duyguları üzerine yazılan şiirlerde metafor olarak kullanılmıştır. Hatta benim de eğitimini aldığım ve çok sevdiğim seramik sanatının yanı sıra kumaş boyama sanatında bile zelkova ağaçlarını renk, biçim ve dokusundan esinlenilen eserler yaratılmıştır. Japon folklorunda kimi ağaçlar insanlar ve ruhların dünyası arasında bir geçit vazifesi görür. İşte zelkova da bu ağaçlardan biridir. Bazen iyilik timsali rehber varlıkların, bazen de kötücül karanlık varlıkların bu ağaçları mesken tuttuğuna inanılır. Bu nedenle çok eskiden yolcular, kimi zaman tuhaf sesler duyup, kimi zaman da renkli ışıklar gördükleri bu ağaçların altına oturup dinlenmekten kaçınırlarmış. Oysa günümüzde bu ağaçlar, belki de altına oturup kitabınızı okuyabileceğiniz en sevilen gölge ağaçlarının başında gelmektedirler. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.